Müdürlerimiz, okul müdürümüz hepsini bitirdi. Nasihatini yaptı. Milli Eğitim Müdürümüz de aynı şekilde. Biz neyi hedeflemişiz? İyi bir öğretim dönemini yaşayalım hep birlikte. Ülke olarak, il olarak, ilçe olarak huzur içerisinde, birlik, beraberlik içerisinde sorunlarımızı asgariye indirmiş, çocuklarımızı öne çeken, çocuklarımızın değerini algılayan, vurgulayan her vesileyle ve gerçekçi yaklaşımlarla eğitime her türlü desteği vererek bütün imkanı olanlar, belediyemiz, müdürlüklerimiz, okul müdürlerimiz, ailelerimiz, velilerimiz hep beraber bu değerin bilincinde olduğumuz takdirde asla sırtımızın yere gelmeyeceğini biliyoruz. Bu yüce bayrağı en üstlerde dalgalandırma hedefi gibi atalarımızdan aldığımız mirası en iyi şekilde ileriye götürmenin yolu çok çalışmak, birlik beraberlik içerisinde vatan bilinciyle işimize sarılmak, ekonomimizi güçlendirmek ve dolayısıyla milli değerlerimizi, geleneksel değerlerimizle birlikte güzel hedeflere ulaşmanın yolunu tüm vatandaşlarımız yüreğinde hissediyor, beyninde hissediyor. Hassasiyetleri bu doğrultuda olduğu için her türlü olayı irdeliyor, değerlendiriyor ve neticede biz bir noktaya geliyoruz. İşte o nokta huzur noktası olmalı, güvenlik noktası olmalı, güven noktası olmalı, geleceğe daha umutla bakabilmenin yolu olmalı bu nokta. Bunun için çocuklarımıza, eğitim sürecimize, eğitim olgusuna ve ilçemizin eğitim potansiyeline iyi bakmak, iyi değerlendirmek zorundayız. İşte Sayın Başkan güzel ifade etti. Biz birlik olduktan sonra eğitimde ne gerekiyorsa herkes elinden gelen seferberliği yapacak, imkanları kullanacak. İşte bu ülkede bunun da en güzel örneklerini verildiğine inanıyorum. Bizler geçmişte birçok yerde çalıştık, gördük. Mukayese etme imkanımız var en azından. İlçemizin bütün okullarıyla, öğretmen kadrolarımızla ve fiziki yapılarımızla eğitim anlayışımız ve eğitim modelimizle ilçemize özgü başarı ölçme yarışması ve grafiğini tespit etme adına İl Eğitim Müdürümüzün mesai arkadaşlarıyla birlikte yaptığı yeni bir çalışma bize umut veriyor. Rekabetçi yaklaşımı öne çıkararak öğretmen arkadaşlarımız arasında tatlı bir rekabet, bilinçli, anlayışlı, anlamlı bir rekabet ile biz çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirme adına bir adım attık geçtiğimiz birkaç ay içerisinde. Ama bu adımın asıl yansımasını gelecek sene daha açık bir şekilde göreceğimizi umut ediyoruz. Çocuklarımızı bizlere, öğretmenlerimize, Milli Eğitim Ordusu'na, rektörlerimize emanet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizlere güven vermek zorundayız. Bu emanetimizi en iyi şekilde yönettik. Oyunumuzun borcudur. Bu bilinçle bu geçen süre için, bu dönem için emek harcayan okullarımıza sıcak bir şekilde, sıcak gözle bakan, yaklaşan herkese teşekkür ediyorum. Bütün geçmiş ve günümüzdeki bu tatlılar için Sayın Belediye Başkanımıza, geçmişteki Belediye Başkanımız, İl Eğitim Müdürümüz, Kaymakamımız, Sayın Valimiz, okulları yapan İl Genel Meclis üyeleri, bunların hepsi ayrı ayrı ellerinden ne geliyorsa yaptı. Okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz de bu şekildeki anlayışlı davranışları ve bilinçli davranışları nedeniyle ben onlara da yürekten teşekkür ediyorum.
bu tatili hak ettiklerini zaten ifade ettik. Dinlenmiş yeni kadrolar, güçlü kadrolar itibariyle gelecek yıl yeni dönemimizi yine hayırlısıyla başlatmak umuduyla bu veda şenliğini hep beraber yaptık. Bunun kıvancını, onurunu yaşıyoruz. Yolunuz açık olsun diyorum okulunu değiştirecek çocuklarımıza ve yeni